Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Bugün bu yaşıma geldiysem Gül teyzem sayesindedir. Kardeşlerimden başka şu dünyada hiç kimsem kalmadı. Bu bayramda Gül teyzemin elini öpmek istiyorum. Annelerimiz ve babalarımız. Bizi dünyaya getiren ve büyüten, emek veren anne ve babalarımıza ne kadar özen gösteriyor ve saygı duyuyorsak, yetişmemize katkısı olan her büyüğümüze aynı saygıyı duymalıyız. Bazısı için amca baba yarısı, bazısı için teyze anne yarısı. Akrabalık kan bağıyla olabildiği gibi can bağıyla da olabilir. Gelin sizi Hülya Hanım'la tanıştırayım. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, biz iyiyiz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizin için bir şeyler yapabileceksem daha iyi olacağım. Umarım yapabilirsiniz. Anlatın lütfen. Dinlemek istiyorum sizi. Çok heyecanlısınız çünkü. Evet, çok heyecanlandım evet, belli. Sizi görünce. Ben Gül teyzemi arıyorum. Ona sarılıp elini öpmek istiyorum. Onunla yan yana olmak istiyorum. O zaman şöyle sorayım size en başta Hülya Hanım. Gül teyzeme ulaşmak istiyorum dediniz. Gül teyzeniz kimdir? Teyzeniz mi? Hayır, öz teyzem değil. Eski mahallemizden bir komşumuz. Hı. Ama karşınızda böyle sapasağlam durmamı sağlayan, ben de çok emekleri olan birisi. Çok özel birisi benim için. Ona ulaşmak istiyorum. Vesile olursanız çok sevinirim. Ha, İnşallah çok isterim. Peki böyle karşımda sapasağlam durmanızı sağlayan bu Gül Hanım, Gül teyzeniz ne yaptı sizin için? Belli ki hayatınıza dokunmuş. Evet, dokunmaz olur mu? Gerçekten çok dokundu. 4 yaşındayken bir kaza geçirmişim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Balkondan aşağı düşmüşüm. Ne? Evet. Ben Hülya ve kardeşlerinin doğduğu günü biliyorum. Ne günlerdi o günler. Çok acılar yaşadılar. Siz böyle rahat söylüyorsunuz ama çok büyük bir şey bu. Yani balkondan aşağı düşmüş olmanız 4 yaşındayken. Evinizin balkonu muydu? Evet, evimizin balkonundan. Nasıl düştünüz? Tam olarak ben de bilmiyorum olayı. Küçüğüm, hatırlamıyorum yani. Gül teyze kurtarmış beni oradan. Hastaneye yetiştirmiş. Hülya düştükten sonra babam çok kızdı. Annem çok üzüldü. Kimse kimseyi suçlamadı ama ev hep gergindi. O olmasaydı şu an ben de olamazdım belki. Peki anneniz babanız evde değiller miymiş? Annem evdeymiş ama biz çok kardeşiz. O yüzden farkına varmamış. Biz 4 kardeşiz. Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim ve ailemle birlikte mutlu bir hayat sürüyorduk. Üçüzler büyürken zorluklar olmadı diyemem. Hülya balkondan düştükten sonra annem babam çok üzüldü. Hatta uzun süre konuşmadıklarını hatırlıyorum. Benim de çocuğum var. Böyle şeyler benim kabusum. Yani onun bebekliğinden beri hani düşecek olması, böyle bir yerden atlayacak, yaramaz bir çocuk muymuşsunuz? Sanırım biraz. Yani sonra büyüyünce sormadınız mı hiç ben yaramaz mıydım diye mesela? Öyle derler evet. Annem hep öyle anlatırdı.
Peki balkondaymışsınız mısınız ve aşağıya mı düşmüşsünüz? Evet, bir oyuncakla oynuyormuşum. Oyuncak? Bir bebekle oynuyormuşum, onu düşürmüşüm. Ablamınmış oyuncak. Hı. Ben de sanırım korkudan onu almaya çalışırken düşmüşüm. Yani annemin anlattığı bu. Ah, kıyamam. Yani işte kardeşler böyledir ya, evet. Ablalarının bir şeylerini alırlar, yürütürler. Evet. Ablanızın bebeğini aldınız herhalde. Hı hı. Şimdi Hülya'nın annesinin balkondan baktığında Hülya'nın düştüğü yeri görmesine imkan yoktu. Çünkü Hülya ailesinin apartmanının bodrum katının camının önündeki bir çukur vardı. Oraya düşmüştü. Kaçıncı kattaydınız? Dördüncü katta. Ne? Dördüncü kat mı? Dördüncü kattaydım. Peki bir şey söyleyeceğim. Dördüncü kattan düşüp... Maşallah, Allah korumuş sizi. Gül teyze sayesinde. Yoksa... Bir yerinize bir şey olmamış mı? Bacaklarım kırılmış, omuzum çıkmış. Ah, kıyamam. Peki Gül teyzeniz mi görmüş siz düşerken? Evet, o görmüş. Bütün mahalleyi ayağa kaldırmış zaten. Komşunuz muydu Gül teyze? Evet, evet. Komşumuzdu. Muhtemelen Hülya'nın annesi kızını baygın şekilde bir ablanın kucağında görmüştür. Bütün mahalleyi ayağa kaldırmış. Sonra hastaneye götürmüş. Tabii tedavi sürecim oldu bir 5-6 sene kadar. O süreçte de çok yanımda oldu. Hep yanımdaydı. Annem ilgilenemiyordu çok kardeş olduğumuz için. Öyle. Peki önce şeyi soracağım şimdi. Düşmüşüm diyorsunuz. Gül teyze mahalleyi ayağa kaldırmış. Almış sizi hastaneye götürmüş. Şimdi... Anneniz niye götürmedi hastaneye? Annem görememiş. Bizim evimizin aşağısında bodrum katı var. Bodrum katına düşmüşüm ben. Yani kaldırımın aşağısına düşmüşüm. O yüzden görülmemiş yukarıdan bakılınca. Çok feci. Sizi Allah korumuş. Benim gördüğüm şey aslında Hülya'nın annesinin balkonda... ...düşüp kalmasıydı. Hülya'nın annesi... ...kızını öyle bir anda... ...baygın bir şekilde... ...Gül ablanın kucağında görünce... ...balkonda patlıyor, düştü kaldı. Gül abla da koşarak uzaklaştı. Ve Gül teyzeniz görüyor... Karşı komşunuz muydu evet, bu kadar her şey? Evet, balkonda olduğu için ha. Beni görmüş balkonunda. Evet. O koşmuş gelmiş zaten. Hastaneye götürüyorsunuz. Hastaneye götürmüş, evet. Peki deminden beri söylüyorsunuz şey bu... ...hani çok kardeşmişiz, annem onlarla ilgili. Kaç kardeşsiniz? Biz üçüzüz, bir de ablam var. Dört kardeşiz. Ben üçüzlerden 4 yaş büyüğüm. Yani Hülya 30 yaşında, ben 34 yaşındayım. Onlardan büyük olduğum için babamın neler yaşadığını, eve gelip aç yattığı günleri hatırlıyorum. Önceleri maddi durumumuz iyiydi, orta hali bir durumumuz vardı ama sonrasında yoksul bir hale geçtik. Hay maşallah. Tabii üçüzlük pek planlı olmamış bir şey ama olsun artık. Öyle mi? Evet. Ama isteyerek yapmıştır herhalde anne yani babanız. Yani bir isterken 3 olmuş. Bir isterken 3 olmuş. Güzel anılarınız var mı çocukluğunuza dair, annenize, evet. Babanıza, kardeşlerinize dair? Evet, çok çocuklu bir ailede büyümek tabii şamatanın yanında her şeyi öğretiyor. Hı. Paylaşmayı, sevgiyi. Hı. Gül teyzeyi hatırlıyorum. Tedavi sürecimde hep yanımdaydı. Annem gelemezdi. Hep o benim elimi tutardı. Çok ağrılı, çok acılı bir süreçti çocukluğum. Hep öyle geçti. Tedavide mi? Orada da mı Gül Hanım yanınızdaydı? Evet, evet. Annem gelemiyordu. Çünkü biz küçüktük. Ablam da küçüktü zaten. Hı. O yüzden onlarla ilgileniyordu. Ha, bu Gül teyzeniz ne tatlıymış böyle sizin hayatınızda. Peki... Buraya gelmeden önce ulaşmaya çalışmadınız mı ona? Ulaşmaya çalıştım. Eski mahallemize gittim. Ama hiç kimse olduğu yerinde değildi. Bakkallar market olmuş.
Her şey değişmiş yani. Şimdi Gül teyzenizi çok seviyorsunuz. Sizin komşunuz. Böyle bir korkunç bir trajedi yaşıyorsunuz. Balkondan düşüyorsunuz. Gül teyze sizi kurtarıyor. Bir de bir fizik tedavi süreci geçiriyorsunuz. Orada da başınızda. Evet. Sonra peki neden koptunuz? Sonra biz geçim sıkıntısı yaşamaya başladık. Hmm. Çok çocuklu olunca babam yetemiyordu. Annem de çalışamıyordu çocuklara baktığı için. O yüzden evi küçültmeye, kiradaydık. Hmm. Kiranın daha az olduğu bir yere gitmeye karar verdik. Taşınınca aslında biz de bir vefasızlık yapmış gibi olduk onun peşini bırakarak. Koptunuz. Evet, koptuk. İlişki o yüzden koptu. Biraz pişmanım. Çok uzun yıllardır da ulaşmaya çalışıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulamıyorum maalesef. Belki Müjde abla vardı eski mahallemizden. O onun yerini biliyordur. Müjde kim? Eski mahallemizde, o da komşumuzdu. O da komşunuz. Evet, ben o zaman 5 yaşlarındayken o 25 yaşlarında falandı. Hmm. Yani onu da bulamadım aslında ama onu bulursanız belki o biliyordur yerini. Hülya'nın ailesinin maddi durumu yeterliyken bir anda öküzlerin gelişi, kazanın oluşu, zorlanmaya başladılar. Mahalle bakkalına veresiye defteri kabarmaya başladı. Aslında Hülya'nın babası her şeye yetişmek için o kadar çok uğraşıyordu ki çocukların istekleri, daha doğrusu ihtiyaçları bitmek bilmiyordu ki. Yetişemiyordu. Siz anladığım kadarıyla Gül teyzenizi çok seviyorsunuz. Evet, ben de yeri çok başka. Hatta teyzeden de öte anne benim için. Ay kıyamam ben size. Peki şimdi benim size çok iyi bir haberim var. Buldunuz mu yoksa? Bulduk. Gerçekten mi? Evet, bizim böyle ulaşmamız birazcık uzun sürdü ama Gül teyzenize ulaştık. Görebilecek miyim şimdi? Burada mı? Şu an burada değil. Şimdi ben bir kendisini arayacağım. Tamam. Olur mu? Olur. İnşallah güzel bir haberle gelirsiniz. Benimle görüşmek ister. İnşallah. Ben de öyle ümit ediyorum. Şimdi bir gideyim kendisiyle konuşayım, olur mu? Tamam, olur. Tamam. İyi haberlerinizi bekliyorum. Tamam, umarım. Gül abla çok etkilendi. O olayın yaşanmasından bir ya da iki ay kadar öncesi kendi çocuğunu kaybetmişti. Mahira abiyle aslında çocuğu olsun istiyorlardı ama bir ara olur gibi oldu. O da 5. ayında düşmüştü. Gül abla aslında büyük travma yaşadı.